Evet, yani şimdi böyle ben sizler sohbetinizle çok fazla bölmeyeyim. Yani neticede herkes artık çok güzel bir şekilde basketbolu görüyor, değerlendiriyor. Bizim oynadığımız rakibimiz de çok sezon öncesi çok geniş bir kadro ve çok kaliteli oyunculardan kurulmuş. Final Four'a da Euroleague'de bir takım. Ama tabii sonuna gelirken her takım sezon içerisinde çok çeşitli evrelerden geçiyor. Bunlar bazen kapılar bırakıyor. Biz o anlamda o süreçte biz de sıkıntılar yaşadık. Biz daha toparlanarak, daha moralli ve daha fiziksel anlamda da daha sahada sakat oyuncularımızın olmaması. Yani gene Şafak ve Lucas'ı kullanamasak da istediğimiz gibi rakibimize göre daha dengeli bir takımla kaldık. Bu anlamda da bizim başarıya olan açlığımız finale taşıdı. Yani burada bütün teknik anlamda oyun düzenleri anlamda muhakkak ki birçok şey yapılsa da bence en önemli şey daha çok finali isteyen takım finale kalmış oldu. Ama biz bunun da yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Yani kulüp anlamında bandım anlamında çok güzel bir şey ama gerçek anlamda bir başarı olarak adlandırabilmek için şampiyon olmak gerekiyor. Onun dışında kimse şampiyon olmadığını da hatırlamıyor bir süre geçtikten sonra. İkincilere her zaman unutuluyor. Onun için her ne kadar çok buralara gelirken büyük emekler sektim. Daha işin sonuna gelmedik. Çok kaliteli bir ekiple karşılaşacağız finalde. Galatasaray Medical Park'ta bütün sezon boyunca çok iyi basketbol oynadılar. Çok kaliteli oyunculardan kurulu ama bizim de şu anki oynadığımız basketbol takım içindeki paylaşımımız ve yardımlaşmamız bize de ümit veriyor. İnşallah bu basketbol adına hem görsel anlamda saha içinde oyun kalitesi olarak hem de atmosfer olarak da salon atmosferi olarak da çok güzel bir final serisi olur ve herkes bundan büyük keyif alır. İnşallah hocam. Peki son olarak Galatasaray Medical Park'ın çok uzun süren bir yenilmezlik serisi, galibiyet serisi var. Ve finalde siz de Galatasaray Medical Park'la karşılaşacaksınız. Bu sizde ya da takımınızda oyuncularda bir sıkıntı yaratabilir mi acaba? 22 maçlık yenilmezlik serisi var. Ve Galatasaray Medical Park'ta yarı finalde elediğiniz Anadolu Efes gibi oldukça geniş bir rotasyona sahip takımlardan. Ya bizim yani hiç kimsenin bildiği, yani öyle bir takım değiliz. Biz her rakibe karşı uyum sağlayarak herkese nasıl oynanması gerekiyorsa oyun içerisinde o doğruları bulabilen bir takım. Şimdi bizim de sezon içi 15-16 tane kazandığımız dönemler oldu. Yani biz yani böyle bir kadro, derin bir kadro rotasyona sahip olmadan da bunu yaptık. O yüzden ben bu rakamları yani çok şey yapmadım. Beni korkutmuyor. Ya biz de yani Efes'i son saniye basketini yemesek 4 defa yemiş gibi olduk yani. Baktığımız zaman da 2 defa da ilk turda playoff'ta Beşiktaş'a karşı kazandık. Yani bizim de playoff'taki performansımız gayet iyi. Ve Galatasaray'da Türkiye Ligi'nde en son oynayan takım da biziz. O anlamda da onları yetenekli var. Tabii ki çok saygı duyuyoruz oyuncu kalitesine, tecrübelerine ama biz kendi işimizi yapmak zorundayız. Yani biz kendimizin bugün basketbolda bildiğimiz şeyi oyun düzenimizi, mücadelemizi, onu sahaya ortaya koymalıyız ki ve bunun bildiğimizin üzerine çıkarmak böyle bir rakibi denizlemiştir. Hocam çok teşekkür ediyorum ben değerli görüşleriniz için. Öncelikle tebrik ediyorum ve çarşamba günü başlayacak olan playoff final serisi için de size başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler, iyi akşamlar. Koç Orhun'un açıklamaları da bu şekildeydi. Aslında Efes kısmını bırakıp Galatasaray finalini konuşacak Evet. olursak beni korkutmuyor dedi. Galatasaray'ın 22 maçlık yenilmezlik serisi. Ya Oldukça sonuçta iddialı bir açıklama. onlar da zaten
bir şekilde iddialı geldiler ve istiyorlar. Tabii. Yani bu seriyi bir şekilde bozmak ve gerçekten buna finale taşıyıp şampiyonluk yaşamak istiyorlar. Çünkü burada alınabilecek bir galibiyet onun için o inanmışlığı daha da artırır. Yani çok büyük bir avantaj ama bu avantajın yanında şöyle bir şey var. Yani basketbol öyle kolay gözüktüğü gibi değil. Yani sonuçta saygı duyuyoruz diyor. Sonuçta açıklamalar hem iddialı hem mesafeli. Hı hı. Ama baktığın zaman işte ben sezon başından beri Galatasaray Medikal Park'a değiniyorum. Hani detaylı olarak demin biraz inceledim. Teknik manada koç öyle bir harmanlamış ki Ergin Hoca. Yani bakıyorum şimdi aldıkları süreleri oyuncuların işte özellikle işte Maçvan, işte Arroyo falan 28 ile demin bir oran çıkardı. 23 dakika arası, 22 dakika arası bir süreç var. Evet. O süreçte özellikle daha çok match-up'ladı ilk 5'ler oyun içerisinde kalıyor. Diğer tarafta ikinci 5'ler yani backup dediğimiz oyuncular da daha çok böyle 20 yani 18'in altına düşmüyor. 18 ile 21 evet. civarı sayıların içerisinde oyun içinde kalıyorlar. Şimdi bu çok güzel bir denge. Yani bütün maçların hı hı. toplam istatistiğine baktığın zaman ve ortalamalar %50 58'lerde yani şut yüzdeleri. Tabii bunun yanında Bamit'in ondan farklı olarak alan süreler işte Lucas, Edwards bunlar Charles Edward bunlar bir şekilde süre alıyorlar. Orada sadece dengeyi bozan yani hı hı. dengeyi bozan dediğim Arroyo gibi bir oyun kurucusu olmaması yani o birinci bir kere bence dengeyi özellikle Efes evet. Bamit Galatasaray serisinde en büyük unsur. Hı hı. Yani baktığın zaman Bamit'in öyle bir spesifik yani öyle bir gardı öyle bir oyun kurucusu oyun içerisine sokacak. Peki şunu sorayım reklama gitmeden Efes Bamit serisinde Efes ne yaptı kaybetti Bamit ne yaptı kazandı. Bunu sorayım sen cevaplarken ben de ara ara yani Bamit ne yaptı? Maçla ilgili Bamit şeyleri de söyleyeyim. İki sezondur sonra konuşalım Galatasaray'ı. Yani iki sezondur Bamit yapmış olduğu sürdürülebilirlik basketbolunu burada sahaya zaten yansıttı. Bunun yanına saha avantajını kullanarak taraftarını yanına çekti. Evet. Orhun Hoca'nın çok oyunu istiyor olması, yaptığı doğru oyun stilleri yani kurgu çok güzel. Yani kurgu hep akışkan bir kurgu. Hı hı. Kurgunun içine Meya da girebiliyor, içeriden Stimaç'la destek veriyor, dışarıdan 6. adam Bayramovic'le bir şekilde destek veriyor. İşte bu tabiri caizse bu söylediğimiz veteran eski star Serkan Erdoğan'ın bile çok kritik 3 evet. sayı pozisyonları oluyor. Ve bir şekilde boyalı alanı içeride 4 numara 5 numara formatında uzundan kısaya low post oyunlarını, mid post oyunlarını çok güzel oynuyor. Yani işin teknik tarafına bakacaksan bu böyle. Yani şimdi insanların anlayacağı şekilde söylemek istiyorsak da Bamit gerçekten bir yürek ve bunu 10 senedir istiyorlar. Yaklaşık 5 senedir de bunun için mücadele ediyorlar. Hı hı. Daha çok istiyorlar. Anadolu Efes biraz daha doymuş, biraz daha basketbol kültürünü gerçekten özümsemiş, yoğrulmuş ama son senelerde bu yani dengesizlik mi diyeyim artık? Artık kolay değil çünkü sadece bu işte doymuş kararak değil. Sözüne pek katılmıyorum. Doymuş ne anlamda doymuş? Yani sonuçta yani şöyle basketbolda bakıyoruz mesela hani belki uç bir örnek olacak ama bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan X takımı gelecek yıl da Şampiyonlar Ligi için mücadele veya lig şampiyonunu ben geçen sene lig şampiyonu oldum bu sene hani ikinci olsam da olur gibi bir mantık yok. Yani burada da sonuçta hedef her zaman şampiyonluksa yine şampiyon şimdi olmak gerekiyor. Şunu değerlendireceksin. Ve çok uçuk fiyatlara bütçeyi sarsarak sen takılıyorsun. Ya o öyle sadece bu işin özümsediğin noktası yani veya beğenmediğimiz hani, Farmer'ın aldığı yıllık 3,5 milyon euro civarındaki paraya sen bir oyuncu, tane takım kurarsın. Yani bu zaten aslında iddiayı ortaya koyuyor ama işin yapılanması ve işin dediğim gibi demin de sürdürülebilirlik olması için hı hı. bu işin biraz daha sürece, zamana ve uzun vadeli projeler biraz şu hataya mı düşüyorlar acaba? Çok çabuk hani başarı sağlayalım, çabucak yukarı çıkalım. Artık biraz basketbolda, futbolda sportif başarı biraz daha zamana sürece yayılan bir olgu oldu ki hı hı. eskiden de böyleydi. Yani evet. 3 senelik vadeli bir programla bence Efes ilerlemeli. Çünkü günübirlik transferleri gelenekçi olan, kendim de Anadolu Efes'te çalıştım ve her zaman yani beni büyüten bir kulüp olduğu için gelenekçi tutumunu çok iyi biliyorum. Gelenekçi tutumundan vazgeçip de flash transferler ve sistem oyunun içerisinde yürütemediği zaman geldiği nokta. Şimdi evet. bakıyorsun sistem oyunu içerisinde bir Kerem Gönlüm yıllardır Kerem Tuncer'i oynarken hı hı. yere adapte olan her oyuncu hep sıkıntı yaşıyor ve o gelenekçi evet. tavrından uzak kalıyor diye peki, düşünüyorum kendi Anadolu adına. Efes yani bu sezonki bana göre hayal kırıklığı.
Yani dörtlü finale Euroleague'de kalamaması da bir hayal kırıklığı. Kağıt üstünde baktığın zaman. En azından finale çıkamaması da hayal kırıklığı. Sezon başındaki bu kurulan kadroyu göz önüne alırsak ligin en pahalı kadrosu. Yani en kaliteli de diyebiliriz veya çok alternatifli de diyebiliriz.